Abi niye 135'liyi seçiyorsunuz ya? 150 var orada, 150 var aşağıda. Allah'ım ya. Daha iyi tutmayacak. Biz dinimize sağ... bizde kaldı. Biz dinimize sağdız. Aynen. Biz dinimize sağdız. Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Hiç abi. 9. tane bizi kutsasın. Başarılı oldu bu arada. Ne oldu sizde? Otoritem 9'a tamam. Yükseldi. Opresifim artık arkadaşlar, ona göre. Bakın onu şahı zaten iki kez düşünün. Biz doğruları söylüyoruz ama dinlemiyorsunuz ki. Bir de Dibur Toşin çok gördük. Doğrudun katil çıktı. Bana şunu söyle kralım. Yazdığımız bir mektup yüzünden sabah guardlar kapımızda dayanacak mı? Sabah ve şafak operasyonuyla her an olabilir yani. Bilemiyorum. Arasuz kargo gelecek. Ben bir de Kuzey Divan Kutsal'ı yaptırayım. Okuyorum ben ya, okuyorum. Ben bir de Kuzey Divan Kutsal'ı yaptırayım soğuk bir yere. Kuzey mi için, yani? Kuzey tabii soğuk aynen, olması lazım ok. Abi. Aynen soğuk olması lazım. Tabii tabii. Kayıp cesetleri bulduk bu arada. Onların içine şey yani hani efendim deliler meliler bulduk. Haberleri duyunca da Engstor gülümsedi falan filan. Brady Burto'yu öldürdük. Parasına el koyduk. Brady Burto ikinci zaten. Meclise geldi. Evet abi öyle. Yapacak. Kralım görüyorsunuz. Bakın. Kraliyetin parasına göz diktiler. Hayır. Aynen öyle. Dikti. Hayır. Barış dikti, bize verin, bize verin. Hazineye hayır, devredilmiş. Hayır. Hazinenin parasına göz dikiyor. Ben öyle bir şey demedi. Ben hakkımız olan demedi. Bin altını dedim. Hakkımız olan bin altını. Önce borcunuza sahip çıkın. Hakkımız olan bin altınla, hazinenin parası ayrı şeyden. Önce borcunuza sahip çıkın. Kavga etmeyin ya, bir kavga etmeyin ya. Borcunuza sahip çıkın. Tamam, bize iki kişi komplo sakin. Kurdu. Bize iki kişi komplo Ertan kurdu. Ertan abi, biri, bu arada işe gidebilirsin. Çıkın çıkış olmuyor, haberin olsun. Devam et Barış. Bize iki kişi komplo kurdu. Biri Abyss Holt, diğeri de Brady Burrito. İkisi de hain çıktı. Buna da artık bir şey demeyeceksiniz. Ben de artık hiçbir şey demiyorum. Ne haliniz varsa görsün, görün kralım. Geldiğinde devam edebilirsin Ertan abi. Aynen abi, daha bir kimse sizi de komplo momplo kurmadı. Vakti zamanında ödemediniz borcunuzu. Arkadaşlar. Vakti zamanında borcunuzu tamam, ödemediniz. Bunların hepsi hurafe, hurafe. Ya tamam tamam, kavga etmeyin, kavga etmeyin. Tamam tamam, ben biraz size yetiştireceğim. Bu nasıl bir meclis abi? Herkesin gırttan savunacak ya. Aynen ya. Ne ya, biz burada kalkıp... Tam tam meclis, gördüğünüz meclis bu. Evet, hakikaten meclis seviye yapıyor sanki burada. Neyse, gece saatlerde iki kont antik bir taş mezarın orada. Efendime söyleyeyim, planlarını tartışıyormuş. Kim vermiş acaba bunlar? Bakıyoruz. Teomich. Diyormuş diyor ki tahıl, birini öldürdü bu. Tahıl ambarlarımız eskiden çok daha etkileyici kralın geri kalma diyor göre diyor. Günan sen şey de, Günan da sen direbilirsiniz bu arada, ikiniz de buradasınız yani. Günan sen almak ister misin buradaki sözü? Yok abi, oku ha, oku devam et. Hızlar geçsin diye bazen ben okuyorum da arada ben size tanıcam derseniz çıkın yani, sıkıntı yok. Aynen. Hızlandıralım diye biraz. Evet diyor, ben diyor köylüler diyor, işte sahil kıyısından bizim topaklara geliyormuş diyor falan filan. Efendim zenginliğimizi görüp. Farming'imiz 109 oldu. Tövmüş diyor ki çok iyi diyor ama bu diyor işte şeytanı samınlamak için yeter değil. Bu biraz becik, bu mecik biraz bizim sandak büyülerimizden ötede bir yerde. Yunan da diyor ki bu bizim duvarlarımız sağlamdır ama güçlendirilebilir. Yani gerçekliğin duvarları sağlamdır ama zayıflatılabilir. Kan dalgaları gelip krallığı doğuşunda yakacak, yok edecek, kaos olacak falan filan diyor böyle. Allah'ım! Ne kaçırdım, su almaya gitmiştim. Abi işte kaçırmadım. Bunlar pilot şey diyor. Şeytanlar, şeytanlar falan. Evet, şeytan meytan. 4 veya daha düşük olacak. Stability 4 veya daha düşük olacak 2 sezon boyunca. Haberiniz olsun. Şu an sağda mor işareti çıkacak. Çıktı gördüğünüz gibi stability'nin altında. Okey. Evet. Şu anki durumda herkes ikinci aşama geçmiş gibi duruyor. Patricianlar hala birinci aşamada. Ne olacak bilmiyoruz yani. Neden acaba? Kimden ötürü? Senden ötürü mü? Benden ötürü mü? Tüm krallık bize oynuyor. Bizim üzerimize planlar oynanıyor ama kardeşlerim, biz üzerimize atılan bu hançerleri çıkarmasını da biliriz. Öyle mi? Peki. Uzaktan gelen bir talep, bir şey olmuş. Aa, karım geldi. Nasılsın karıcığım? İyilik istiyormuş. Erkek bu ya. Diyor ki. Aynen ya. Yok be işte. Savaşçı oğlum, kuzeyli kadın ya. Boynunu kırsın. Sadece biraz kaslı. Kaslı yani alt tarafı. Bu simyasal bir şeyler yapıyormuş. Zakaryan siyah incisi gibi bir şey. Fakat teslimat gelmemiş. Teslimat yapılıyormuş buna. Bunu Barış'tan alıyormuş bu şeyi. Kristali Barış'tan alıyormuş. Barış göndermemiş. Vallahi. Diyor ki ilgilenir misin? İşte görüyorsunuz. Ben de bakarım ya, sıkıntı yok diyorum. Hemen halledeceğim diyorum.
Barış abi, Barış gel buraya. Gel bakalım buraya Barış. Bakın. Neden göndermedi acaba? Bir düşün. Kralım. Gel Muharrem. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin fandom sevdanıza hiçbir şey demiyorum. Fakat bu kadın, bu kadın bir barbardır. Bu kadın bir vahşidir. Bu kadın alır onu paramparça eder. Ben artık hiçbir şey demiyorum. De. Kaldı ki bu putperest karıya ben hiçbir şey vermem. Bir dakika, bir dakika. Bekle dur ya. Sen de benim karımın, ait o karımın ihtiyacı olan bir şey varmış. O da şeyi, aynı şey söyleyecek bu arada, onu söylüyorum Barış. Gene vermem diyor çünkü diyor, bunlar çok değerlidir diyor. Standart beyaz incilerden. Evet. Bakın ben bunları bizzat Bay Delevega'nın kaldığı Edirneus kentinin deniz kıyılarından çıkartıyorum. Bu kadın putperest, bizim dinimiz ne emreder? Bizim dinimiz gavurla ticareti yasaklar. Bir dakika, bir dakika. Karım hakkında ileri geri konuşma şimdi. Dili keserim seni. Bakın. Bakın bak. Üzerime bak, bak, ne bak, ne bak. Kralım. Hı. Bu millet sizi buraya getirdiği gibi indirmesin. Ya bak, bak. Bizim, göreceğiz bak, Mesut Bey. Ne diyorsun sen? Yakalayın şunu. Ben hiçbir şey demiyorum. Saplar diyor ki, saplar kurumuş bayağıdır. Bir gemi memi batmış, vererek getiremiyor musun? O yüzden diyor ki, Queen, efendim kraliçemiz, normal fiyatı değil, daha yüksek fiyat ödeyecek diyor. Yani ben de diyorum ki, ya verirsin diyorum. Barış, az önce dediğin laflardan ötürü, ya da diyorum başka bir şey buluruz. Evet. Ve veriyor. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Okey. Belki vermek istemiyordu. Niye dinlemedin onu? Tekst ettim abi. Zar attı. Otorite zar attı. Başarılı oldu. Bu ne arkadaşım ya? Hep hile hurda. Bu nedir? Arkadaşım otoritem 9. Vermeyeceğim diyorsa vermiyor. Gerekirse ölürdü. Otoritem 9. Yani şu an Cumhur Krallığı sistemiyle yönetiliyorsunuz abi. O yüzden alışı var. Efendim? Böyle şeyler alışmanız lazım yani. Ama bana 300 para verdim. 300 paran cebine girdi. Hani Barış, üzülme. Tamam. Evet, tamam kralım. Bir şey demiyorum ama ben hiçbir şey demiyorum kralım. Evet, davet gelmiş. Ne diyeceksin ya? Susmadın ki. Abi bu arada Emre geldi, bir şeyler duyuyor. Diyor ki efendim diyor, Winterfist mi abi? Kış ziyafeti, kış festivali bu sene benim klan evimde yapılacak. Eğer teşrif ederseniz bizim için büyük bir olur olacaktık. Winterfest mi, o da ne abi? Kral yenir, yenir mi? Oktoberfest gibi. Yani 10 gün boyunca sınırsız yemek, içki, çay, dövüş, yarışma, içki, şarkı, dans, içki ve içki. Kralım. Ha evet. Bu adamların 12 ayının 9'u kış zaten. Bu adamlar her ay fiz mi yapıyorlar? Yok, 10 gün boyunca. 10 günmüş abi. Peki. Tamam. Peki her ayın 10 gününü mü yapıyorsunuz? Yok, senede bir. Niye ama her zaman kış sizde? Olsun. Ya diyor ki bu arada şey diyor. Coldest time. En soğuk zamanda yapıyorlarmış abi. Senenin en soğuk zamanında yapılacak. Karların bizi gömdüğü senenin en soğuk zamanı yapılacak. Hani soğuk diye bir şey yoktu? Hani ama siz üşümezdiniz? Sizin için konuşuyorum. Biz yine üşümüyoruz. Isınmamıza da gerek yokmuş bu arada. Çünkü viski bu yüzden. Isınmak için sarılmanıza da gerek yok. Yeterince viski içerseniz o sizi sıcak tutar. Dört gözle bekliyorum efendim. Tamam. Teşekkürler kralım. Mükemmel, tamam. Bunu göreceğiz. Evet abi, bir limanda patlama olmuş. Sizin limanınız bu arada. Oğuz. Diyorsun adamlar ki, limanını da patlattılar. Gemi patlamış limanda. Su işte şey olmuş. Dalgalar bütün kasabayı yutmuş. Tsunami olmuş bile üstüne. Nasıl oluyorsa artık. Patlamada. Görmüyor musunuz? Bu benim ve benim gibi bizim vekşimiz olan herkesin üstüne oynanan bir oyun. Bir dakika daha abi, bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bekle. Gemi patlamış diyorsun. Nasıl tsunami oluyor da tüm kasaba yutuluyor? Çünkü kralım. En başta gemiyi patlatmak değil amaçları. Atom bombası mı atom lan oraya? Harp diye bir teknoloji var kralım. Suyun altına koyuyorlar bu harp teknolojisini. Ondan sonra da titretiyorlar. Titredikçe de tsunami. Özel bülbül mü lan bu? Nasıl bir şey oğlum? Allah kahretsin. Titredikçe de tsunami köyü vuruyor. Bu köyü vurmasından dolayı da tsunami'nin etkisiyle gemiler birbirine vurarak üstünde bulundukları barut sayesinde patlıyor. Bunların hepsi bir oyun. Bu tam bir zırva diyorum. Aslında ticaretiniz düşüyor.
param düşüyor. Ben inanmıyorum buna çünkü. limanlarım destek oldu. Aman tanrım, aman tanrım. Hiçbir fikriniz yok kralım falan diyorsun abi. Siz bir zorbasınız. Hayır, Oğuz'un parası sıfırdan yukarı çıkmıyor. İsyan nasıl ediyoruz? Ünlem revolt mu yazıyoruz? İsyan, evet artık isyan. Dur, ünlem revolt falan yok abi. Otoritem 9 şu an. Nereye ister ediyorsun? Nereye ister ediyorsun? Ederiz. Ederiz. Daha idam edilmek istiyoruz. Ederiz. 40 tane daha şey getirdim. Suskal Dur, araba getirdim yani. Spymaster gelmiş. Spymaster. Evet tabii buyurun buyurun diyorum Spymaster'a. Bu kilitten çok büyük vaatli bir şey olabilir. Geri dönüş olabilir falan filan. Yani şey pardon, misilleme olabilir diyor kilitten. Ne misillemesi? Ya atak saldırıydı bu. Bunun böyle gitmesine izin veremezsiniz diyor şey Oğuz. Oynayacağız arkadaşlar. Diyoruz ki bu Kirt Cumhuriyeti gene bize Almanya gibi böyle kıskandığı için sürekli pislikler yapıyor. Diyoruz ki Kirt olan biz ihracatı yasaklayalım. Yüksek vergi koyalım şeylerine, mallarına. Otoriter yükseliyor. Daha ne kadar yükselecek mi? Yükseliyor. Ticaret düşüyor, tamam mı? Bu da muhtemelen yeşillerin ticaretini düşürüyor. Oraya da diyeceğiz ki Oret vardı ya bize şey getiren bu marutları. Bir şeyi Ganç ve bin bu limanı bir gezliyoruz. Bir kolaçanet diyoruz. Otoriter gene yükseliyor. Militer yükseliyor. Ticaret düşüyor. Cihaz seçeneğinde tekrar bu işte Kirt tekrar bir rebuild yapalım her şeyin. Tekrar bir inşa edelim. Kirt'i daha fazla kızdırmayalım diyoruz. Defiance yükseliyor. Otorite düşüyor. Ticaret düşüyor. Yok, son seçenekte de Defiance yükseliyor. Pardon özür dilerim. Otoritem düşüyor. Ticaret düşüyor. Son seçenekte de orayı da Kirt'e geri veriyoruz. Çünkü tüm olaylar orayı yüzünden yaşanıyor. Defiance düşüyor. Kasadaki para 1000 artıyor. Otoritem düşüyor. Ben burada veto yapacağım mı? Yapacağım galiba ya. Şu Defiance'ı yükseltmeyelim arkadaşlar. Gerisi sizde kalmış. Bu adamın otoritesi artık daha fazla yükselmemeli. De diyorum. Sevgili meclis üyeleri. Katılıyorum sevgili Barış, meclis üyem benim. Ya arkadaşım bak ne güzel Barış hemen başa şey yaptı. Doğru yere gitti. Bu kadar mı yani? Bu mudur abi? Bu adamın artık otoritesi yükselmiyor. Bu adam gücü eline alıyor. Güç yozlaştırır arkadaşlar. Güç yozlaştırır. Evet. Vallahi tebrik ediyorum. Çok akıllıca konuşuyorsunuz. Çoğu krallıktan daha akıllıca şeyler söylüyor. Adam yakında Palpatine speech yapacak yani. Bir an önce düşünmezsiniz. Bakın biz de bir olun. Şu kral yerine başkasını geçirelim artık. Sen bunu açık açık söylüyor musun yani? Evet. Oğlum biz arkadan konuşmayız. Atı alan Üsküdarya'yı geçmesin. Üsküdarya evet. Ne o? Bağımsızlığımıza da mı karışacaksın? Özgürlüğümüze de mi karışacaksın? Sözlerimize evet. de mi karışacaksın? Yazıklar evet. olsun senin gibi krala. Abi ayağımı tükürmüş Oraid giderken. Gönderiyoruz ya Oraid'i. Senin gibi salak bir krala inanmamayı daha iyi bilmedim. Ne diyorsun ben ya? Sen kimsin ya? Ellesini gönderelim. Bir iki ay sonra Oraid dönmüş Kürt Cumhuriyeti'ne. Bir de mektup gelmiş. Bir de içinde parayla falan. Mektup diyor ki teşekkür ederiz işte majesteleri en doğru şey yaptınız bunu da alın diyor falan. Oh bin de para göndermişler. Bu da şey gibi abi şeyden dolar sokmak için. Peki. Otoriten 2 düşmüş 7'ye düşmüş teşekkür ediyorum Allah. Neyse. Tamam. Zorba adam. sus. Bu arada mavilerin şey trade'i arttırmaları gerekiyor değil mi? Evet abi. Ya şöyle evet. Yeşilin mavinin diğer iki trade'in 10 yapması lazım toplamını. Toplamını mı yoksa? Toplamını. Şey. Toplamını. Oo, yeşillerin daha bir şeyi yükseltmesi lazım. Ya mavi yükseltecek ya da kendisini düşürecek yani. Yeşillerin yapacağı tek şey o. Tabi morların da stability düşmesi lazım. Bakalım. Bakın şu an binalar ona uygun. Bu binalar bunun için arkadaşlar. Binaları görüyor musunuz? Gene Kanal İstanbul 2. İkinci Kanal İstanbul geliyor. Kanal İskender lütfen. Kanal İskender pardon özür dilerim. Ne Kanal İstanbul'da? İstanbul'dan çık. Kanal İskender geliyor tabii ki. Deer Park geliyor abi. Aynen. Tabii canım. Grand Pazar, Prison, Katedral, Fortress. Yani Mor muhtemelen şey yapmak isteyecektir. Prison'ı falan. Hani çünkü ona hizmet ediyor. Binaları iyice görün. Başlatacağım ona göre. Hazırsınız eğer. O halde go. Oyla başlayalım. Başlayın. Abi bir dakika. Kanal İskender'i uzatalım aynen. Ekleme yapalım abi. Böyle ilmek ilmek o boğazı böyle şey yapalım. Düğümleyelim. Bakın. Buraya bir artık bu sınır olayları çığırından çıktı. Bir kale yapmamız gerekiyor. Abi ben dolayısıyla F. Bir parası kalmış.
Benim ne kadar param var görmüyorum ki. Dur bakayım nerede benim param? Borla, sıfır falan. Borla. Ben para veremiyorum zaten. Sen karışmıyorsun abi şu an bu işe. Aynen. Fortress yapılacak. Grand Pazar yapılacak gibi duruyor. Fortress'ı ne yapıyorsun? Onu anlamış değil ama. Bakın ha, sınır güvenliği çığırından çıktı. Bir güvenlik gerekiyor. Abi prison geliyor. Peki. Hayır. Çok güzel. Yatırımlar yatırımlar. Böyle yatırımlar görelim evet. Bu da şey bağış topluyoruz televizyonda. Böyle hani liman mı geliyor? Liman yıkıldı ya. Prison yapın dediğimde yaptınız mı kralım? Yapmadınız. Yazıklar olsun size. Hani liman yıkıldı ya evet. Hani bağış arkadaşlar yani sonuçta. Paraya ihtiyacım var. Sefer yapma. Peki, peki militer arttı. Fortress arttırdı militeriye. Niyeyse. Yeşillerin militerisi. Bir de trade artmış. Aynen. En çok para bunlara verilmiş. Tebrik ediyoruz. Evet. 3 eventimiz geldi. Önce varisi bir halledelim. Varis meselesi çünkü kritik. Mac'le olan ilişkim iyi gidiyormuş. Fakat böyle biraz pardon. Mac'le olan ilişkim eski bir kale duvarı gibiymiş. Politik bir anlaşma olarak başlamış. Ve şey efendim söyleyeyim. Aşk gibi bir şeye dönmeye çalışıyor. Ama artık efendim varisi düşünmemiz lazım. Annem diyor ki işte Royal Wedding çok iyi geçti. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim anneciğim. O yüzden diyor ki ama mutlu olan değil. Sonuçta senin bir görevin var kralda. O yüzden efendime söyleyeyim varise ihtiyacım var. Genç böyle güçlü bir çocuk ne yapabiliriz? Falan. Pitch de olabilir. Efendime söyleyeyim bastır. Hani ya da işte kuzenlerinden biri olabilir. Ben kendi çocuğumu tatla çıkarmak neler istiyorum. Neler konuşuluyor ya? Yani oluşulur böyle şeyler. Biliyorsun hani tatlın geleceği için lazım. Gelersel metod çok iyi falan filan. Tamam biz çocuk yapacağız yani şeyler sonuçta. Bir varisimiz olacak. İkinci event'e geliyoruz. Legion yani efsaneler doğuyor. Spymaster diyor ki geldi bana diyor ki efendim diyor. Bakın bu çok güzel bir event geliyor şu anda. Buz devlerin farkındasınız değil mi? Bunlar böyle çok büyük yaratıklardır. İşte Frozen West'e takılırlar. Bu kuzey kıtalarının ötesinde. Bir zamanlar diyor onlar kuzeye hitap etermiş. İnsanları da şey yani kuzeye yönetirmiş. İnsanları da köle olarak tutarmış diyor. Bu kuzeyli şefler bunları işte şey yapmaya çalışıyorlar. Hani Alliance bir birlikteliği kurmaya çalışıyorlar ki sizin kralınızı indirmek için diyor. Ya. Sen hani, de git orada kraliçe al. Hani diyorum ki yani hepsi deli diyorum ya bunların. Bunlar deli kardeşim ya diyorum. Kralım öyle bir şey yok. Hani kuzeyde bir tehdit varsa onu biz hallederiz. Bir de diyor ki. Tehditin kendisi sizsiniz be. Spymaster diyor ki. Kralın koruması biziz. Karısı bakın, bizler. Bak devlerle anlaşma yapıyormuşsunuz krallığı indirmek için. Nereye sizsiniz? Rapor geldi yalan vardı. Haber. Kesin parmağım vardır. Başkasın yalan söylüyor. Rapor geldi. 5 milyar dolar önermiş oldu. Kralı korumayı da o yüzden teklif ettiniz. Daha kolay öldürebilmek için. Vatan ailesiniz. Şey diyor ki. Spymaster diyor ki. Efendim krallık işte yağmalasınlar diye geldiklerinde böyle bir şeyler hani planlıyorlarmış falan filan. Ne yapacağız diyor yani. Problem bir de başarı olabilirler diyor. Çünkü krallığın ticareti çok iyi gidiyor diyor. Devler bile bir opportunity görmüşler. Fırsat görmüş olabilirler diyor. Ne yapayım ya diyorum. Hani efendim ekonomiyi mi iş yapayım? Bu bir strateji olabilir. Bakacağız. Evet şimdi diyoruz ki ilk seçeneğimiz bu buz devlerine tribüt gönderiyoruz. Diyoruz ki hani biz hani alın bunları şey hani gelmeyin. Ticaret düşüyor. Defiance artıyor. Otorite düşüyor. İkinci seçenekte büyük bir duvar yapıyoruz. Abi çok tanıdık geldi. Bu yıldım ol. Kuzeyli kabilelerin pilotunu bir tur bir sezon geciktiriyor. Bu arada bu buz mavileri durdurmak için bir oylama farkındaysanız eğer hani. Mavileri evet. Durdurabilelim diye. Yani onu fark ettik zaten. CHP de şey diyor. Orduların gücüne güvenelim efendim diyor. Ben şunu bir kaldırayım da. Aşçakları türkütü yollayalım. Buyurun abi. Oylama sizde. Ya bakın. Para göndereceğiz ya da duvar yapacağız. Buz devi göçmenler sürekli sınırımızdan içeri giriyorlar. Kaçak bir şekilde yaşıyorlar. O duvarın kurulması gerekiyor. Ya neyse duvara. Bu yıl duvar. Üstelik parasını da buz devlerinden almamız gerekiyor. Evet bence de çok mantıklı. Barış konuşacağına oy ver oy. Maviler de oy ver. Maviler de oy vermedi çünkü. İşlere gelmedi içimde falan. Şimdi şu var. Kralın otoritesi düşerse bunlar ayaklanır. Aa Brandon Wood'dan geldi. Ooo bir tur engellettiler. Peki tamam. Bu yıl the wall. Aa ben duvar yaptık yalnız. Mavileri doyuruyor.
Efendim benim bir önerim de var. Hazır böyle bir duvar inşa etmişken o duvarı koruyacak bir baba yiğide ihtiyacımız var. Ben Soul Craver'ı öneriyorum size. Bakacağız. Olabilir. İkincinde Wall değil mi? Lazım bize. Şey diyor Brad Burto. Duvar mı? Gerekli yoktu böyle şeylere. Yani hep bunlar yıkılabilir falan. Yok yani, öyle bir şey kardeşim. Duvarı yap yıkalım. Diyen de Bruto'ydu bu arada. Oy verdi. Abi bu da şeymiş. Adı da şeymiş. İskender'in duvarı. Aynen öyle. Ya. Evet bir tur engellenecek abi. Biz bunu engelleyeceğiz. İskender. Bir tur engelleyeceğiz şeyleri yani. Evet Ertan abi geldi. Ertan abi hala burada mısın? Bak sen geldin. Yok işte o. Ha, scholarlar ve büyük düşünürler demiş ki işte doğuda yeni bir çiftçilik yöntemi geliştirelim. İşte bir atın çektiği bir makineymiş. Hmm. Ona şey demişler ki buğday yiyici falan. Çok devrimci bir yöntem. Traktör mü getiriyorlar şu an? Aynen traktör geliyor. Bizim için çok iyi olabilir diyor yani. Tarlalarımız gelişebilir çünkü biliyorsunuz arzı çok yüksek falan. Ha pardon. Evet, abi, sizden teknoloji istiyorlar özür dilerim. Kralım sağlık çok önemli diyorlar ve lütfen bir bardak su içmeyi unutmayınız diyorlar. Teşekkür ederim sağ olun da alacağım da alamadım çünkü tat varsı. Para verinceye bakarız. Tat varsı diyor ki sen yani tat varsı bu dizaynları tasarımları paylaşamayız biz bu limanlı pistlerle efendim. Bunu makine üzerine çok çalıştık bunların ödülünü. Ha, <aynen. gülüyor> ödülleri size vermeyeceğiz sizin için değil bu ödüller diyor. Buyurun oynamam şöyle olacak A seçeneği. Kontlar diyeceğiz ki bu tasarımları, bu traktör tasarımlarını ver bu yeşilleri diyeceğiz. Dur bakayım. Defiance artıyor, farming düşüyor. Farming şeyin düşüyor muhtemelen, kontların farming'i düşüyor. Kontlara bu icatları için para vereceğiz, öyle versinler diye. Verdiği 150 artacak. Trade, o ilk seçenekte trade yükseliyor gibi. Yükseliyor, diğerlerinin trade yükseliyor. Yok, farming yükseliyor abi ilk seçenekte ya. Hayır, farming. Aynen. İkinci seçenekte wealth'iniz artacak. Hani size para vereceğiz bu tasarım için. Treasury'den çıkaracağız o parayı. Farming yükselecek. Gene muhtemelen kontların yeşilleri muhtemelen bu sefer. Makineleri doğuda bırak diyoruz. Defiance artıyor. Farming artıyor. Yeşillerin defiance olduğu belli. Morların farming'i de artamaz. Son seçenekte diyoruz ki bu makineleri yapmayı bırakın. Herkes çiftçilerle yani insan gücüyle. Bu tam şey işte. Matbaayı yasaklama. Ben o zaman size vermiyorum ya. İstediğiniz yapın. Buyurun. Ben bu sefer çoğunluğa göre karar vereceğim. Bu buğday size pahalı mı yüz geldi? Evet. İki saat sonra gülüyorum. Pahalı mı geldi abi? Oy verin oy. Ne verecek? Oy ver lan. B vereyim ben de. B verdim. Yani Defiance'ın düşük artması şu an yeşillere yarıyor. Ona göre. Total zenginliğimiz B'de oluyor. Hepimiz kazanacağız. Abi 3'e 3, 4'e 3, 4'e 4. Allah'ım. Böyle 5'e 4. Bitti mi? Bitti galiba. 5'e 5. Hala oylar geliyor. 5'e 5 evet. Sabit. Tam bir demokrasi mücadelesi. %50-50. Güzel evet. Defiance artıyor değil mi şunda? Kralım birlikte kazanacağız. Birlikte. Bence de ya. Bence de abi parasını versinler. Patent hukuku diye bir şey var yani lütfen. Aynen yani. Öyle. Siz Halil İbrahim sofrasını dağıtmaya çalışıyorsunuz. Yok bizim paramız artıyor. Krallığın evet. Parası artıyor. Aynen. Morlara para ödedik. Biz 1000 altın, 800 altın çıkardık paranın cebimizden. Ödemeyi yaptık. Oo, herkesin bak farming arttı mis gibi. Ülke böyle kalkındırılır arkadaşlar yani. Biz bu işleri biz biliyoruz. Kaç senedir bu işi yapıyoruz yani. Ay. Kontlar konuşuyor gene. Efendim, yalnız Ebis sen ikidir bize ihanet ediyorsun da. Biz gerçekten mükemmel Atu ya. Mükemmel. Stabiliteyi düşüremedik. Ne oluyor? Amaç ne? Niye? Tövüş diyor ki kaldık şimdiden kaos şey olması gerekiyordu. Efendim kaos aynen. Olması lazımdı yani. Sadece diyor gülümsemeler ve sarılmalar kaos. Yani nerede şeytan? Şeytan buna gelmez ki. Herkes sarılıyor gülüyor. Bu ne saçmalık lan? Evet abi ya sabit düşmeniz lazım yani. Böyle olmaz bu iş arkadaşlar. Lütfen. Evet vergilendirme kısmına geldik. Şimdi ben bir paramız var ya bir common tax alayım milleti kızdırmadan. Temiz şuradan bir...
Morlara para verdik. Morlardan alabiliriz kralım. Abi çok yüksek ya şey. Morlarla işbirliği teklif ediyorum. Bakın sizinle bizim çıkarımız aynı. Yani evet. Bakacağız. Çıkarlarımız çatışmıyor. Bakacağız, göreceğiz. Ama bu maviler hem size hem bize oynuyor. Maviler abi çok şey ya. Şimdi şöyle. Spymaster diyor ki size bir önemli bir mesele geldim. O ne falan diyor. Queen Consort yani bizim kraliçe make halk tarafından istenmiyormuş. Pek insan için çıkamıyormuş. Alay ediliyormuş. Neden acaba? Acaba neden? Ama yani şanssız olarak hani tabii ki efendim kabuğunda çıkması kralınızı yapması gereken bir şey sonuçta falan. Nasıl benim de tatlı Meg'imi böyle şey yapabilirler? Alay edebilirler. Çünkü kralınız kuzeyli. Dokuzun inanmıyor. Eski tanrılara tapıyor. Yani biz bunların hepsini daha Spymaster gelmeden söyledik kralım. Siz bizi dinlemediniz. Yani, bakın Spymaster geldi aynalarını söylüyor. Gizli olsaydı hani neyse de artık açık yani. Ne yapacağız? Yani kişiden şeyle karışamayız da. Karınızın popülaritesi düşüyor yani şu an ne demek, ne demek karışamayız kralım ya? Şimdi ya abi, din gerekirse ezeriz kralım. Siz rahat olun. Dinsiz kraliçeye kim saygı gösterir kralım? Ben bir karımla konuşayım arkadaşlar. Ben. Ne oldu tatlım? Diyor. Biraz daha dikkat et diyorum hani efendim inancını böyle evinde yaşa. Dışarı gösterme hani sonuçta. Ne? Nasıl ya diyor. Sen benim ısrarla inancımı nasıl benim işte bir parçam bu benim nasıl iş yaparsın diyor. Ben inancımı saklamayacağım. Utanmıyorum diyor. Abi kim niye verdik biz buna ya? Evet neden evlendin anca? Biz de onu soruyoruz kralım. Yani o kadar yani. Bak şimdi toksik bir hocam sorgulamadı. Hayır halkın yarısı tarafından sevilen bir potansiyel kraliçe vardı. Sen gittin barbar kızı seçtin. Aynen öyle. Şimdi çok ayıp her adam şeyine. Toksik bir erzak, toksik bir erzaklık yapacağım abi. Kocanı sorgulama. Evet abi. Aynen. Adını bilsin. Kadın da şey demiş abi. Batılax yakın mı ona bakıyor şu an. Bir dakika ne? Odasına kaçıyor. Kapıyı da arkadan vuruyor. Abi bizim ilişkimiz hiç iyi gitmiyor yani. Zor. Zor. Ama sen de böyle seviyorsun. İşte biz de böyle yani. Zor seviyoruz. Efendim köylü bir gelmiş sizin topraklardan Emre. Diyor ki Emre, Kuzeyli Emre bizi şey yapıyor diyor. Bizi kuruttu diyor ya. Görüyorsunuz kralım. Kralı korumak zorundayız. Not literally diyor. Cidden nasıl kuruttu falan. I'm making use of common idiom. Okay. Peki. Siz vergiler arttırmışsın hem ona kızıyorlar ya. İnekleri besleyemiyormuş. Hazineci geldi. Yalan söylüyor. Emre diyor köylülerin iki katı en yüksek noble'ın hani vergilendirilen iki katı daha ağır vergiyle eziyormuş. Sen de sonra geldin bana çıkıyorsun. Bolluk bereket içinde yaşıyorlar bu sayede. Öyle mi? Bak kasapta para yok o yüzden yapıyor musun falan dediğin zaman şu anda. Neyse bunu bir konseyle konuşalım ya istersen. Kasada para şey yok ve insanları mı zorluyormuş? Evet abi. Yani Ayter Bey iki katı vergi mi istiyormuş? Aynen öyle. Vay ahlaksız. Şimdi seçeneklerimiz şu. A seçeneği. Para yönetmeyi bilmiyorlar kralım sorun orada. Abi yani ben diyorum böyle toplu halk yönetilmez böyle yönetilmez ya. Emre'yi bu arada hapse atabiliyoruz ilk seçenekte. Defiance artıyor, otorite artıyor. Bizim işte parası düşüyor. Ya da işte vergilendirme devam etsin diyoruz. Defiance azalıyor, farming azalıyor ama bizim yani kasasındaki para artıyor Emre'nin. Ya da işte tax collector gönderiyoruz. Hani royal bir tane saraydan. O işleri devralıyor. Bizim hazinemiz artıyor. Defiance artıyor. Vert yani Emre'nin parası düşüyor. Tamam tax collector gelsin. O adamı hapse atın. Bence ya bu iyi. Tax collector gelsin. O adamı hapse atın. Ya ortada karıştırmayın arkadaşlar. Ne hapsi ya? Bu adamı hapse at. Pis adam. 3 bin lira çanta almış kendine diye. Pis adam. Bu adam abi, neyi amaçlamaktadır? Neyi hedeflemektedir? Ooo evet 4'e 3. Yani bakalım. Abi bak Oğuzhan da bir şey gitti. Şimdi altını masayı ya herkes adam, aynı şeye oy veriyor güzel yani. Bu adam size komplolar kurdu. Evet, halk tercihini yaptı.
kabul edeceğiz alt yani. Alt tercihini yaptı. Yazıklar olsun be. Muhalefet olduk ya her şey. İşte bu yüzden demokrasi